Kimse annesini bir katille evden bırakıp gitmez. O yaştaki bir çocuk. Bunu Bak, da o çok yaştaki söylüyor. bir kız çocuğu babasıyla annesi kavga ettiğinde aralarına girer. Hele kızlar. Bak, erkek çocukları biraz hani babayla itişmemek için şeydir falan. Hele kızlar var ya. Yani eve birisi gelecek. Baban vurulacak. Annenin vurulup vurulmadığını bilmeden dışarı kaçacaksın. Ve bulduğun kişiyle tekrar eve geri dönmeyeceksin anneme ne oldu deyip. Hatta hiç dönmeyeceksin. Yani gideceksin, öteki evde kalacaksın, anneme ne oldu demeyeceksin. Müge olarak söylüyorum, mümkün değil. Çünkü insanın hani, ya biz neden yaşıyoruz? Mesela geçen gün onu konuştuk. Mesela erkekler neden para kazanıyor? Mesela neden savaşlar oluyor? Neden toprağını koruyorsun falan? Aslında tamam, böyle millet, vatan, millet, Sakarya, evet. Ama aslında kendi annen için, kendi baban için, kendi evladın, karın için bütün bunları yapıyorsun. Sen için orada annen öldü mü ölmedi mi bilmeyecekse gideceksin kayınvalidesine olan abinin oraya. Ve geriye dönüp bakmayacaksın annem öldü mü kaldı mı diye. İçeri girmeye şey yapmayacak. Ya bunlar hani bir tek senin kuşkuların değil. Bence İnsan tüm izleyen yapısına aykırı, herkesin kuşkuları. Büşra, bir kusura kız bakmasın. çocuğunun Ben onun yüzüne de yapısına söyledim. aykırı. Hiç mümkün değil. Mümkün değil. Ya anneme içeride adam ne yaptı diye düşünmeden ben nereye Üzerine kaçabilirim? atlar ya. O kız çocuğu o adamı anneye babaya karşı yaptığını gördüğünde feryat eder. Üzerine atlar. Yani oradan kalkıp da atlayıp dışarı çıkması. Bir defa bu içeri giren kişinin kendisine zarar Vermesi de vermediğinin mümkün değil. farkında. Vermeyeceğinin de farkında. Biz o gün seneler önce de bu programa el attığımızda Büşra'nın bu ya bir kardeşi ya ortaya koymak istemediği bir Ona dedik, sevgilin mi yakını dedik? veya dedim sevgilisi. Yani evlenme niyetinde olduğu veya flört ettiği biri onu ele vermek istemiyor. Valla Rami Bey, biz konuyu bilmiyoruz ki. Biz bu katil bu eve çay içerken mi geldi bilmiyoruz. Baba dışarı mı çıktı, birini dışarıda mı gördü, içeri girdiğinde bir şey oldu mu falan. Biz bunların hiçbirini bilmiyoruz. Bize anlatılan bir hikaye var. Kar maskeli bir adam içeri girdi. İnanıyor musun? Ben inanmıyorum. Ben inanmıyorum. Büşra hiç kusura bakmasın. Büşra'ya bunu söylediğinde benim psikolojim bozuldu diyor. Ağlıyor. Kendini yerden yere atıyor. Ciyaklıyor. Hani kendini öldürmekle tehdit ediyor. Onu yapıyor. Bunu yapıyor. Tamam ama tamam, o zaman herkesin psikolojisi bozulacak diye de gerçekler ortaya konulmayacak mı? Ama Büşra bu tepkiyi sadece kendisiyle ilgili bu soru sorulduğunda veriyor. Annesiyle Annenin ve babasıyla ilgisi babanın vermiyor. ölümünde böyle bir tepkisi yok. Son derece, biraz önce söylediği gibi Osman kardeşimin, son derece Büşra soğukkanlı. Ölümü soğukkanlı karşılamış, olaylara soğukkanlı yaklaşmış. Sadece kendi sorgulandığında tepkisi var. Bu da çok Evet, enteresan. Osman köye gitti. Anne babasının o katledildiği evde olay gününü kardeşi Büşra'nın anlatımıyla ve beraberindeki soru işaretleriyle yeniden anlattı. Bantlarım var, izleyeceğim. Aslında köyde değişen bir şey yok. Her şeyi tahmin ettiğimiz gibi oldu. Osman'a helal olsun. Evi boşalttırdı. Arabayı aldı ellerinden. Büşra da işte şeyle, Betül'le Uğur'un yanına döndü. Tam beklenen oldu aslında. Evlerinde çay içerken tüfekle vurulan karı koca. Katil Uğur'un o gece evde olmadığını biliyordu. Katilin demek ki haber aldığı birileri var. Köyden herkes bize ne diyor? İçinizden biri çıkacak. İlk gün cuma günü mehir meselesini inkar etti. Ve bunu ailen de inkar ediyormuş. Niye inkar ediyorsunuz? Ya ben de söyledim abi. Herkes sizden şüpheleniyor köyde. Yalan mı? Cinayetin ardından geçen 2,5 yıl. Sizin iftiralarınızın yüzünden ben bir şey, kimseye bir şey anlatamam. Burada gelen bir millete bağırıyor. Ben kendisinin dediğini söylüyorum. O evde gerçekte neler yaşandı? Çifti kim öldürdü? 2018 yılında Konya'daki evlerinde korkunç bir cinayete kurban gitti Metin ve Necla Büyükşen. O günden bu yana katil ya da katiller bulunamazken olay günü yaşananlara dair pek çok soru işareti kaldı. Anne ve babasını cinayete kurban veren Osman Büyükşen'in yanıt aradığı ancak bir türlü aklının almadığı noktalar vardı. Annem ve babamın alıp vermedikleri şey neydi? Günahları neydi? Bu sürekli benim içimi yaralayan bir olay. Hem annem için hem babam için yaşıyorum. Yani iki kat yaşıyorum. Öfkemi, acımı, şaşkınlığı hala yaşıyorum. Şu şekilde kapıyı açtıktan sonra ev karşımızda, annemin ve babamın öldürüldüğü oda şu oda. Bu kapı açıldıktan sonra, o ses geldikten sonra Büşra'nın ifadesine göre katil geliyor buradan.
İçeride babam, annem, annemin yanında da Büşra var. Bu kapı sesi duyulduktan sonra Büşra, Uğur abisinin ve Betül'ün annesi ve babasından geldiklerini sanıyorlar. Daha sonrasında katilin buradan geçtiğini, bu giriş kapısının açık olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben ifadelerde ikinci kapı sesinin duyulduğunu duymadım. Annemin ve babamın öldürüldüğü oda burası. Karşı taraf mutfak oluyor. Buraya geldikten sonra Büşra'nın ifadesine göre katil burada duruyor ve direkt olarak babamı ateş ediyor. Babam burada bu şekilde oturuyor ve sol elinde de bir tesbih var. Ellerini kaldırıyor. Allah Allah diyor. Katil babamı ateş ediyor ve babam şu şekilde yıkılıyor. Büşra'nın ifadesine göre annem burada oturuyor. Büşra da annemin yanında oturuyor. Büşra aslında katili gördü. Kar maskesi olduğunu söylemişti. Bunun dışında hangi detayları vermişti? Fiziki olarak 1.75-1.80 boylarında, ince zayıf. Gözlerin dışa doğru biraz daha pörtek gözlü olduğunu söylüyor. Kahverengi renkli gözlü olabileceğini söylüyor. Bunun dışında siyah tişört, siyah kot pantolon ve beyaz bir ayakkabı olduğunu söylüyor. Ve tişörtün arkasında kırmızı görünümlü bir şey olduğunu söylüyor. Kar maskesi takması aslında birisi olabileceği yönündeki kuşkuyu artırıyor. Sonra şu şekilde dizlerin üstünde kalkarak ne olur yapma, yapma dediğini, öndeki çaydanlığı katile doğru fırlattığını, fakat katil mukavemet göstererek silahın dipçiyle çaydanlığı geri püskürttüğünü, o geri püskürtülen çaydanlıkların posası duvara yansıdığını söylüyor. Sonrasında katilin bu silahla uğraşırken geri odadan çıkarak burada yine silahla uğraştığını falan söylüyor. Hatta olay sonrasında burada dolu ve boş kartuşlar merdiven sonrasında da bulunuyor. Katili bu açıdan içeri aydınlık, dışarı karanlıkken katili gördüğünü, silahıyla oynadığını söylüyor. Silah şu şekilde tarif ediyor. Deminki şey yapıyor, şimdi ona içerideler. Daha annen vurulmamış. Evet. Büşra da bizi izliyor, yayına bağlanacakmış. Büşra'cığım sen de dinle. Sen şimdi içeridesin, abin çok güzel anlatmış, dışarıda görüyorsun. Kendin odaya kaçıyorsun. Ya mümkün mü insanın annesini de alıp o odaya kaçmaması ya? Ben kaçarken ben annemi bırakır mıyım? Kuşumu bırakmam ya, kanaryamı bırakmam. Katil orada. Yani gidip kapıyı da bir şekilde mümkün kapatmak değil. İsterim. Yani bu her insanda böyledir. Bu sana bana ona göre değişmez. Evde annem de değil, komşu da olsa onu da elinden tutarsın. Yani kim o sırada ataksa, kim kaçıyorsa. İnsan yapısına aykırı, insan mantığının uymadığı bir davranış. Adam dışarı çıkmış. Mümkün. Koşa koşa git, sokak kapısını orada, kapat. Orada dediğiniz gibi kedisini köpeğini dahi kurtarması bırakır gerekse, mıyım ya? Yine orada duramaz. Yine orada kapıyı kapatır, feryat eder. Babasının üstüne atlar. Baba ne oldun, öldü ya, mü kaldı ya mı? Ya mümkün değil. Büşra Hanım'ın anlattıklarının hayat yapısıyla bağdaşması mümkün değil. Sen doktorsun, okudunuz siz de bunları, uzmanlık alanlarınız farklı bir şey. Yani insanın bir de bir naturası var ya sizin hep dediğiniz gibi. Yani bu sana ona bana göre değişmez ki. Olmadı. Ortak olaylarda ortak tepkiler veriyoruz. Hayır tabii. Ya bu şey ben doktor olmak da gerekiyor. Olaydan bu sorgularken hani bu tarz olaylar da adrenalin yüksek olaylar da daha çok böyle reflekslerine hareket edersin. Sen çok soğukkanlıydın işte. Ölü taklidi yapmışsın, sinekli yan tarafa rahatça koymuşsun, o sineklik düşmemiş, çatıya çıkmışsın, yolu kontrol etmişsin, köpeğin sesini duymuşsun. Sonra araba geldiğinde de Uğur abim eve gelmesin, ara demişsin. Bunlar yani mantıklı bir insanın yapacağı hareketler ve bunu ifadeyi de sen veriyorsun. Bunlar da hani böyle bir refleksle bir hareket etmişsin gibi durmuyor. Yani böyle ne neden diyor? Mantıklı karar verdin? Yani sen neden soğukkanlıydın? İşte cevap vermiyor, ağlıyor. Çok doğru bir şey söylüyor Osman. Geçen gün bununla ilgili bir şey okudum. Mesela diyelim ki şu telefon yere düşecek değil mi? Çekecek inşallah Ahmet. Şu telefon yere düşecek. Şimdi biz ne yapıyoruz bir şey yere düşeceği zaman? Hemen tutmaya çalışıyoruz değil mi? Bunun için beyin karar vermiyor. İşte dediğin refleks. Bunun için beyin böyle artık sarılmış onun bobinleri. Bir şey düşerken yakalamak. Ya da işte elini sıcağına çektirdiğinde, değdirdiğinde çekmek gibi. Bunlar artık bizim otomatik olarak çocukluğumuzdan itibaren öğrendiğimiz şeyler. Ani refleksler bunlar. Yani o yüzden, evet o yüzden aslında refleksidir. Onun başka bir adı var da o yüzden refleks demedim. O yüzden şimdi birisi geldiği zaman hani annenin üzerine atlamak ya da kaçarken anneni de elinden çekmek, bunlar düşünülerek yapılacak şeyler hayır, değil. Hayır, hayır. Bunlar zaten otomatiğe bağlamış bunu beyin. Öğrene. Aynen artık öyle. Şeye gerek kalmıyor. Evet. Arada seni düşünme hızlı, mekanizmana hızlı, gerek kalmıyor. Çok hızlı hareket edip beden çok hızlı tepki veriyor bazı olaylara. Evet, bu da öyle bir şey. İzleyelim devamını. Bak ne kadar güzel işte. Sen çok güzel çektirmişsin. Şimdi sen oradasın, katilsin, oynuyorsun. Kapıyı kapasak aslında, sokak kapısına gidip kapasak giremeyeceksin sen daha içeri. Daha annen ölmemiş.
Evet, o evin kapısı. Evin giriş kapısı. Evet, evin giriş kapısını kapasa, yani odaya kaçana kadar o kapıyı kapamak için bir şey yapsa içeri giremeyecek katil belki de. Hani belki hani sıkacak oraya buraya ama bir zaman kazanacaklar. Sonrasında katilin bu silahla uğraşırken geri odadan çıkarak burada yine silahla uğraştığını falan söylüyor. Hatta olay sonrasında burada dolu ve boş kartuşlar merdiven sonrasında da bulunuyor. Katili bu açıdan içeri aydınlık dışarı karanlıkken katili gördüğünü, silahıyla oynadığını söylüyor. Silah şu şekilde tarif ediyor. Av tüfeği olduğunu, ucunun kalın olduğunu, uzun dipçikliydi, kısa dipçikli olduğunu söylüyor. Ve yan tarafından bir sanırım kurma kolu olduğunu, onu çekmeye çalıştığını falan söylüyor. Pompalı tüfek olduğunu söylüyor. Anneme de anne sen de kaç diyor. Sanırım odanın içerisindeki yansımadan bu ışığı görüyor. Ya da nasıl gördü onu tam bilemiyorum ama dışarıda o sırada bir ışık yanmıyor. Zaten etraf karanlık, akşam 22 suları, sadece odanın ışığı yanıyor. Zaten girerken de buradan geçen birisini görmediklerini söylüyorlar. Fakat buraya çıktıktan sonra silahla oynadığını, Büşra gördüğünü söylüyor. Bunu nasıl gördü bilmiyorum. Bu da kafamda şüphelerden bir tanesi. Katil burada silahıyla oynadıktan sonra neler olmuş? Katili burada gördükten sonra annem anne kaçsana diyor. Annem o sırada Allah Allah diye bağırdığını söylüyor. Katil silahını düzelttikten sonra içeriye giriyor. Büşra annemin sırtından çekip anne kaçsana dedikten sonra diğer odaya doğru gidiyor. Burası Uğur'un yatak odası. Uç kısmında Uğur'un yatağı var. Şu şekilde uzunlamasına olan bir yatağı var. Büşra bu odaya girdikten sonra bu kapının arkasında askıda silah olduğunu biliyor. Fakat burada bu silahı göremiyor. Bu tüfeği bulamıyor. Daha sonrasında pencereye doğru yöneliyor. Pencereye yöneldiği esnada katilin arkasından geldiğini, kendisini sırtından tutup yatağa doğru fırlattığını söylüyor. Büşra'nın yalvardığını, ne olur vurma dediğini ve sonrasında katilin dipçikle Büşra'nın kafasının arkasına vurduğunu, Büşra'nın bu sırada bayılma numarası, ölü numarası yaptığını, sessiz kaldığını, daha sonrasında 15-20 saniye kadar sonra gözünü açtıktan sonra odada kimse olmadığını fark ediyor. O sırada yatak nedeniyle pencerenin açılma açısı şu kadar. Bu sinekliği yan tarafa koyuyor, buradan geçiyor. Demir parmaklık yine o dönemde yok muydu? O dönemde yine şey yok, demir parmaklıklar yok. Aklıma yatmayanlardan bir tanesi bu sineklik sakince çıkartılıp buraya nasıl konabildi? Bu bende biraz soru işareti oluşturuyor. Arkanda katil olduktan sonra can havliyle bu sinekliğin daha şiddetli bir şekilde fırlatılabileceğini, atılabileceğini düşünüyorum. Büşra buradan çıktıktan sonra şu gördüğünüz tahta parçasından destek alarak tuvalet çatısına çıktıktan sonra arka tarafa doğru atladığını söylüyor. Buraya atladıktan sonra sanırım burada o gün bazı taşlar olduğunu söylüyor. O taşlara ayağa geldikten sonra ayağında kırıklar olduğunu, bu şekilde gelerek yolu kontrol ettiğini, daha sonrasında o yolun paralelince topallayarak gittiğini söylüyorlar. O sırada Osman Topbaş isimli şahsın arabasıyla geçerken topallayan bir kız gördüğü için arabanın yavaşladığını, Büşra'ya ne hayır diye sorduğunu, eve bir katil geldi, babamı vurdu, telefon et Uğur abime eve gelmesin onu da vurdu. Şunu da söyleyeyim, yani mesela buradan atlıyor, atladıktan sonra aslında orada komşular var, komşulara gitmiyor. Neden gitmedin? Köpekleri vardı. Ya köyde yaşayan insan köpekten, ya bırak köpekte ısırsın ayrıca, yani hoş annemi öldürüyorlar içeride. Aklına gelmez ki. Yani köpek ısırsın, sen oradan zaten ciyaklarsan çıkar ev sahibi de. Oraya gitmiyor da kendi kendine yürürken Osman Bey onu rastlıyor, bu kız niye topallıyor diye. Götür beni diyor, abimi öldürmesinler, oraya gidiyor, daha ondan sonra yok. Feryat ettiği yok, yardım istediği yok. Belki hala ölmemişlerdir. Konu komşuya duyurmak isteme diye bir durum yok. Böyle bir ambulans çağırmak. Ya bir şey böyle bir köylük, yaşam yok. Köylük yerde böyle yaşayan insan köpekten korkar mı? Yani orada taşı alırsın eline, yani korkuyorsan da belki şey olarak. Yani atarsın bir tane taş, gene seslenirsin bilmem kim amca falan. Aklınıza dahi gelmez Müge Hanım. Aklınızın bir köşesinden dahi Büşra, geçmez. Büşra bilmiyorum, sana burada da söyledim. Kızım hiç olmaz. Arkandan konuşmuyoruz. O yüzden abin de sana aynı sözü. Abine de hiç kızma diye söylüyorum. Abin ne söylediyse, ne hissediyorsa kusura bakma, bu memleketin %99.9'u da aynı şeyi hissediyor. Farklı düşünen olduğunu sanmıyorum. O yüzden hiç abine de kızma yani. Devamını izleyelim de. Osman Topbaş isimli şahsın arabasıyla geçerken topallayan bir kız gördüğü için arabanın yavaşladığını, Büşra'ya ne hayır diye sorduğunu, eve bir katil geldi, babamı vurdu, telefon et Uğur abime eve gelmesin onu da vuracaklar dediğini. O sırada Osman Topbaş'ta telefon olmadığı için Büşra'yı arabasına alıyor, direkt olarak jandarmaya gidiyor. Jandarmaya vardıktan sonra 2-3 dakika içerisinde jandarma ekipleri çıkarak buraya geliyor. Evi gösterdikten sonra Uğur abime haber verelim diyor Osman Topbaş'a. Osman Topbaş da Büşra'yı alıp Muammer Büyükdorucan'ın evinde oturan
Uğur'a gidiyor. Abi eve birisi geldi, babamı vurdu, anneme ne olduğunu bilmiyorum diyor. Uğur bunu duyunca hemen koşmaya başladığını söylüyor ve koşarak buraya kadar geldiğini söylüyor. Büşra nerede? Büşra da koşuyor mu eve? Büşra bir süre sanırım orada kalıyor. İşte elini yüzünü falan yıkıyorlar sanırım. Sonrasında arabayla getiriliyor diye biliyorum. Sonra evin içine girmiyor ama. Girmiyor. Verelim ara. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.